Şimdiki çalışmamızda sizlerle hepimizin evinde bulunan ama hiçbir anlam ifade etmeyen ışık anahtarlarını dekorasyonuna uygun, renklerine uygun şekilde kaplayacağız. Bunun için anahtarımızın aparatlarını, vidalarını, metallerini söküyoruz. Prizimiz 130 dereceye fırına dayanıklı. Değişik renkleri birbirine karıştırarak anahtarın üzerine bir manzara resmi yapacağız. Sarımızla mavi pimomuzu karıştırıyoruz. Düz bir renk elde edene kadar devam etmeyeceğiz. Çünkü manzara resimlerinde yeşilin tonları, sarının tonları oldukça fazla. Yine makineyi kullanacağım. Ve bu işlemi birkaç kere tekrarlayacağım. İstediğim renk tonunu elde ettiğimde devam etmeyeceğim. Çünkü tek renk bir yeşil istemiyorum. Gökyüzünde mavi ve beyazı kullanacağız. Onda da aynı şekilde tek bir mavi tonu kullanmayacağız. Burada olduğu gibi geçişler yapacağız. Evet, bu işlemi tamamladık. Şimdi mavi gökyüzümüzü de tamamlayalım. Sonra ikisini birlikte yerleştirelim. Beyazımızdan ve mavimizden birer parça aldık. Yine biraz el ısısıyla yumuşatıyorum. Daha rahat renkler birbirine kaynaşsın diye. Dilediğiniz şekilleri, renkleri kullanabilirsiniz. Sadece düz renkle üzerini kaplayıp üzerine yazı yazabilirsiniz. Farklı çiçek desenleri çalışıp üzerine monte edebilirsiniz. Zaten pişirdiğinde hepsi birbirine yapışacaktır. Evet, gökyüzümü de elde ettim. Bu şekilde açıktan koyuya doğru bir geçiş var. Şimdi yeşil tonuyla alt kısmını istediğim büyüklükte kaplıyorum. Ve çok fazla simetri yapmıyorum. Şu şekilde kapladık. Ve kestik. Kenarlarına kadar geleceğiz. Fazlalıkları bu taraftan alırsak daha iyi olur. Çünkü bir açıklık kalmamalı. Duvara monte ettiğimizde her tarafı aynı renk olmalı. Bu şekilde kestikten sonra mavi gökyüzümüzü yeşilin üzerine alacağız. Burada iki hamuru üst üste koyuyorum. Şu şekilde elimle hafif bastırdığım zaman alttaki yeşilin nerede bittiğini görebiliyorum. Ve aynı şekilde kesiyorum. Arkayı çevireceğiz ve yine yanlarına da iyice getireceğiz. Üst kısmına da aynı şekilde. Anahtarlarda olduğu gibi prizlerde de aynı şeyi yapabiliyoruz. Odamızın rengine uygun, bordürün üzerindeyse bordürün rengine uygun. Değişik renklerde yapabiliriz. Çok farklı bir teknik olduğu için eve gelen misafirlerin de dikkatini çekecektir. Evet, yeşilin üzerine gelen beyaz parçayı çıkarıyorum. Ve ikisinin birbirine birebir değmesi için uzatabiliyorum. Merdaneyle de üzerinden geçip bu çizgiyi kaybedeceğiz. Hava boşlukları olabilir. Bunları maket bıçağıyla deldikten sonra merdaneyle yok ediyoruz. Bu kısmı da bıçakla kesip alıyoruz. Ve sağda ve solda burada vidalarımızın delikleri var. Onları da bir kalem yardımıyla açabiliriz.
Bu şekilde açtıktan sonra üzerine birkaç tane figür yapacağım. İsterseniz bu şekilde sade olarak da kullanabilirsiniz. Çimenimiz ve gökyüzümüz. Şimdi üzerine bir ağaç, bir kuş, birkaç tane de çiçek yapacağız. Yeşilin içine biraz kırmızı karıştırarak kahverengiyi elde edeceğim. İstediğimiz renk tonunu elde ettiğimizde duruyoruz. Bu şekilde elimizle ileri geri yuvalayarak daha sonra merdane ile düzeltiyoruz. Buradan ağaç şekilleri kesebileceğimiz gibi ufak ufak şeritler kesip burada da ağaç şeklinde birleştirebiliriz. Zaten prizimizin ebatları çok küçük olduğu için çok fazla detaya girmeyeceğiz. Şuradan birkaç tane dal gelecek ortaya doğru. Birkaç tane şerit kestik. Bu şeritlerin ebatları birbiriyle aynı olmayacak. Doğal bir ağacımız olsun. Ve buraya koyup üzerine biraz bastırıyoruz. Fazlalıklarını alacağız. Ağacın üzerine kuş yuvası, onun üzerine kuş, bu şekilde detaylara da girebiliriz. Biraz ince dallara ihtiyacımız var. Kalem kullanabiliriz. Yine seramikte kullanılan modelaj kalemlerini kullanabiliriz. Bu şekilde hafifçe bastırıyoruz. Son dalımızı da koyalım. Şimdi ağacımıza biraz yaprak yapacağız. Burada yine birkaç renk tonu kullanabiliriz. Açık yeşil, koyu yeşil, hatta sararmış yapraklar. Yine sarıyla yeşili karıştırdım ama çok fazla renklerin birbirine girmesine izin vermiyorum. Küçük küçük toplar yapıp bunları biraz uzatıp bastırdığımız zaman yapraklarımız olacak. Bu şekilde dizerken yaprakları ara sıra üst üste de denk getirebiliriz. Böylelikle daha üç boyutlu bir resim elde edeceğiz. Ve daha şık duracak. Sizler istediğiniz kadar yaprak yapabilirsiniz. Ben burada yaprak işlemini bitiriyorum. Şimdi çiçeklere geçiyorum. Çiçeklerimiz için yine canlı renkler kullanalım. Artan hamurlarımızı atmıyoruz. Farklı projelerde onları kullanıyoruz. Sarı, beyaz, pembe, mor çiçekler yapalım. Çiçeklerimizi yaparken 5 tane eşit boyda küçük toplar yapıyoruz. Bunları anahtarımızın üzerinde birleştireceğiz. Ve bunlar kabarık çiçekler olacak. Çiçeklerde de detaya girip ayrıntılarda çiçeğin ortasından kenarlarına doğru farklı renkler kullanabiliriz. Küçük küçük toplar hazırladık. Bu 5 tane küçük topun ortasına farklı bir renkte başka bir top hazırlıyoruz. Şu şekilde ortaya yuvarlağımızı koyup üzerine ucu yazmayan bir kalemle bastırıyoruz. Çünkü hamurumuz kirlenebilir. Yanına da diğer renkteki toplarımızı diziyoruz.
5, 6, 4, her türlü sayıda yaprak kullanabiliriz. Çiçeğin motifini de değiştirebiliriz. Yapraklar daha uzun kenara doğru da gelebilir. Şu şekilde bütün topları ortaya doğru birleştiriyoruz. Şimdi farklı renkte bir çiçek yapalım. Anahtarımız o kadar büyük ki üzerine manzara resmiyle çiziyoruz. Şimdi mor çiçeğimizin yapraklarını da koyuyoruz. Çiçeğimizin kenarları tamam. Orta kısmına da beyaz kullanalım. Ve bastırıyoruz toplarımıza. Böylelikle çiçek zemine yapışmış oluyor. Şimdi birkaç tane de çimen yapıp bitirelim. Çimenimizi yaparken hamuru bu şekilde yuvalayarak ince ince sosisler yapacağız. Üst kısma gelecek olanları şu şekilde elimizde sivriltiyoruz. Daha doğal olması için. Uç kısmından her seferinde sivilterek kesiyoruz. Burada da yeşilin tonlarını kullanabiliriz. Açık koyu yeşiller resme derinlik katacaktır. Burada farklı bir yeşil tonumuz var. Bundan da bir parça açacağız. Yine sivrilterek keseceğiz. Bu çalışmayı fırına sığabilecek bir tuval üzerine de yapabiliriz. Daha çok şey isteyebilirsiniz. Buraya sığmayabilir. Bu şekilde çiçeklerin yanlarına farklı tonlarda çimenler koyuyoruz. Tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. İstediğiniz her türlü figürü koyabilirsiniz. Minik bir tavşan yapabilirsiniz. Çok fazla şey yaparsanız bütün arkadaşlarınız ve çevreniz size pri siparişi verebilir. Bu şekilde zemini kapatıyoruz. Çalışmamızı tamamladık. Fırınımızda 130 derece pişiriyoruz. Yarım saat sonra yarım saat soğumaya bırakıyoruz. Vernikledikten sonra duvarımıza vidalıyoruz. Şimdi evinizdeki prizleri sökmek için zamana ihtiyacınız olacak. Bir başka çalışmada tekrar görüşmek üzere.